Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size bahsetmek istediğim konu dostluk, güven. Bakın, hayatta her şey işi öğrenmek değil. Çok videomda söyledim arkadaşlar bunu. Makine öğrenmek değil, bir mesleği öğrenmek değil. Hayatı yaşama şeklini de öğrenmek gerekiyor arkadaşlar. Kime nasıl davranılacağını, insanlara nasıl değer verileceğini. Başta hayat bana şunu öğretti. Birilerinin uyarmasına rağmen, çevremde bazılarının uyarmasına rağmen hala şunu öğrenemedim. İnsanlara fazla değer vermemeyi. Şimdi ben birisiyle dostluğu kurduğum zaman, arkadaşlığı kurduğum zaman ne olursa paylaşıyorum. Gizim saklım hiçbir şeyim kalmıyor. Çok güveniyorum insana. Beni tek yıkan şey dostlukta yalan. Arkadaşlar bakın, her türlü insanla mücadele edebilirsiniz ama dedim, daha önce de dedim, çok yerde dedim. Yalan söyleyene insana bir şey yapamazsınız. Hangi sözünün doğru, hangi sözünün yalan olduğunu bilmediğiniz insanla içinden çıkamazsınız. Çok yakın zamanda çok değerli bir kardeşim. Telefon geldi. Bölümde arkadaşlar, kusura bakmayın. Ne diyordum? Ben sırf yalan yüzünden çok değer verdiğim bir kardeşimi kaybettim. Kardeşim diyorum bak, arkadaş demiyorum. Yani kardeşler ileri. Günlük birbirimizin hatırını sorardık. Birimiz yani en ufak şeyimizden haberdardık ya. Moral bozgunluğumuzdan, şunumuzdan, bunumuzdan, her şeyden haberdardık. Eğer benim moralim bozuksa o beni arardı. O bozuksa ben gece gündüz sabah erkenden birbirimizi yoklardık. Yani birbirimize öyle bir destek olduk ki, inanın kardeş kardeşi o kadar aramaz. Ama sonradan maalesef bazı şeylerin yalan olduğunu öğrendim. O kadar yıkıldım ki. Ben diyorum size hep arkadaşlar, ben insan kazanmaya çalışıyorum. Kaybetmek çok kolay. Her daim kim olursa olsun ben insanları kazanmaya çalışıyorum. İnsanı kaybetmek çok kolay. Ben çok üzüldüm. Kardeşimiz sonra bana mesaj attı. Ben ne yalan söyledim, her konuda alnım açık dedi. Ben mesajla birkaç tane WhatsApp'tan birkaç tanesini söyledim. 10 tane mesaj attıysam 5'ini okudu, geri kalanını okumadı ve de kapattı telefonunu. Keşke haklıysa yüzleşseydi. Senin bu dediklerin yalan, ben lafımın arkasındayım deseydi, yani onu isterdim demesini çok isterdim. Bazı birileri söyledi, üçüncü kişi söyledi onun yalan söylediğini. Keşke deseydi ki, yok abi bunlar yalan, ben ispatlayabilirim, iftira deseydi, yani bunu çok isterdim. Ama demek ki cevap vermediğine göre ben haklı olduğum konuda kendimi savunurum arkadaşlar. Haklıysam savunurum. Ama yalan söylediysem, bu ortaya çıkarsa ne yapabilirim? Hiçbir yapamam. Şimdi diyorum, ben sütten çıkmış arkadaşlık değilim. Ben hiç yalan söylemem. Ben çok temizim demiyorum. Bunun iddiasını yapmıyorum. Hiçbir zaman da yapmadım da yapmam da. Ama yalan niye söylenir arkadaşlar? Ya yüz kızartıcı bir şey yapmışsındır. Elinde olmayarak, istemeyerek, elinden gelmeyerek yanlış bir şey yapmışsındır. Olabilir, insanın başına gelir. Hayatta insanın başına her şey gelir. Ama durduk yere yani, hiçbir şey yokken yalan söylemenin anlamı yok ya. Şimdi ben bunu, senin yalanını yakaladığım zaman hangi söylediklerinin bundan sonra hangisinin doğru, hangisinin yalan olduğunu nereden bileceğim? Nasıl güveneceğim sana? Aynı yalancı çobanın hikayesine döner. Hani bilmeyen arkadaşlarımız varsa, köyde çoban sırf eğlence olsun diye köylülere demiş ki sürüye kurt geldi. Aslında kurt falan yok. Köylüler geliyorlar, bakıyorlar boş. Bu ikinci kez yapıyor. Yine köylüler geliyor, bakıyor boş.
Üçüncü de yapıyor, gerçekten kurt geliyor. Bu sefer de köyden kimse gitmiyor. Bu diyor nasıl olsa bize kafa buluyor diye. Şimdi bu yalancı çoban hikayesine döner arkadaşlar. Sen artık doğru da söylesen benim içimde şüphe kalır. Acaba yine mi yalan? Şimdi insanın göz, birbirinden gözünün itibarını sağlayabilmesi kendine bağlıdır. Sen bana kendi değerini kendin belirlersin. Hareketlerine, konuşmalarınla. Bendeki kendi değerini sen kendin belirlersin. Ben belirleyemem. Sen öyle davranırsın ki ben notunu veririm. Ha derim, bu şu kadar değerli insan, şu kadar önemli insan. Ama bunu belirlememi sen sağlarsın, ben değil. Kendi konuşmalarınla, hareketlerinle, davranışlarınla aslında kendi değerini kendin belirlersin. Şimdi haklıysanız savunmaz mısınız hakkınızı? Yanlış mı düşünüyorum? Hadi diyelim ben hata yaptım. Üçüncü kişiye inandım. Üçüncü kişi iftira attı. Ben de size mesaj attım. Ya böyle böyle yalanlar söylemişsin diye. Bunları savunmaz mısınız? Eğer söylenenden aslı yoksa, iftiraysa. Yok arkadaş, ben öyle bir şey yapmadım. Ben sözümün arkasındayım. Demez misiniz? Ben çok üzüldüm dediğim gibi. Yani arkadaşı değil, kardeşimi kaybettim sayıyor. İnanın çok üzüldüm. İnşallah bu videomu izliyordur. Şimdi şunu da söyleyeyim. Hatayı kabullenebilmek, eksiği kabullenebilmek çok büyük bir erdemdir. Hata yaptıysan özür dilemesini de bilecek insan. Yanlış yaptım arkadaş. Özür dilerim. Öyle veya böyle. Ben bunu çok bekledim. Aramasını. Ben bir yanlış yaptım abi. Kusura bakma. Demesini. Çünkü diyorum ya, üzüldüm. Gerçekten kaybetmek istemediğim bir kardeşimdi. Keşke öyle olmasaydı. Keşke konuştukları gibi olsaydı. Bana söylediği sözler gibi olsaydı. Keşke. Çok isterdim. Yani gerçekten üzüldüm yani. Onu kaybetmekten çok üzüldüm. O kendini biliyor zaten. İnşallah videomu izliyordur. İzler yani bu videoyu da. Arkadaşlar, dostlarınıza, sevdiklerinize yalan söylemeyin ya. Hani dediğim gibi yüz kızartıcı bir şey olur. Elinizden gelmeden yaptığınız bir şey olur. Çeviremezsiniz. Dönüşü olmaz. Yalamak, söylenmek zorunda kalırsınız. O ayrı. Ama yani hiç gerekmediği halde, yalana gerek olmadığı halde durduk yere de yalan söylemeyin insanlara. Güven çok önemli bir şey. Dostlukta güven. Yani güven çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu yıkmayın. Birbirinizin gözünü, birbirinizin güvenini bitirmeyin. Her zaman diyorum ya, bir dostluğun olacak. Şöyle icabında omuz omuza verip yan yana oturup omuzuna başını koyacaksın, ağlayabileceğin dostun. Eşinden dahi önemli bak arkadaşlar, bak. Eşinden dahi bazı. Ben de eşinden dahi önemli olur bu dost. Ama işte bu güveni sağlamak önemli. Böyle paylaşacağın şeyler olur. Ailenle paylaşamayacağın şeyleri dostunla paylaşırsın. Bu dost çok kıymetli olur. Ama dediğim gibi onun kıymetini bilmek lazım. O değeri koruyabilmek lazım. Yani gereksiz yalanlarla, şeylerle harcamamak lazım. Bakın ben yağcıma da çok şey yapıyorum. Yakalıyorum bazı yalanlarını, kızıyorum. Yani şimdi o aklı sıra genç beni kandıracağını zannediyor bazı yalanlarla. Ama ben o yoldan çok olduk geçeli. Sen oraya yeni geldin, ben oradan geçeli çok oldu. Bana yutturamazsın onları. Bazen kalbi kırılmasın diye sesimi çıkarmıyorum, yutmuş gibi yapıyorum. Ama ne oluyor?
kendi itibarını azaltmış oluyor arkadaşlar. Bundan sonraki lafına ben yalanını yakaladığım zaman ne derim? Acaba bu doğru mu? Sürekli tereddütte kalırım. Şöyle olması lazım. O diyorsa doğrudur. Mesela benim bir dostum, kalkıp birisi üçüncü kişi bana bir şey dediyse onun hakkında, işte Tamer, şu vatanda senin hakkında böyle bir şeyler diyor. Dediyse doğrudur. Yani benim aklımda şüphe kalmayacak. Demiş midir, dememiş midir diye şüphe kalmayacak. O öyle bilsin. O üçüncü kişiye fırsat vermem. He der geçerim. Deyip deyeceğine inanmam lazım. İşte ama bunu da dediğim gibi insan kendisi belirleyecek. Ya sinek git başımdan ya. Allah Allah. O dost belirleyecek ki insanda hiç şüphe kalmayacak şöyle. Ya isteyen istediğini desin. O bana böyle yapmaz, bunu yapmaz dedirtmesi lazım. Dostluklarınızın kıymetini bilin arkadaşlar. Kime değer verdiğinizi iyi bilin. Kimseye değerinden fazla, yani ederinden fazla değer vermeyin. Ederi iyiyse de mümkünse canınız gibi değer verin. Hoşça kalın arkadaşlar.